Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda genel kontrol durumlarına bakacağız. Ve bir deneme için eşleme yapacağım ama inşallah olur. Onu da size yakın zamanda paylaşacağım. Şöyle şovumuzu buraya aldık. Opalimizi. Diğer opalimiz de burada arkadaşlar. Anaç dişilerimiz burada. Bir 15-20 tane kadar da sahiplendirdim arkadaşlar. Salmamız bayağı boşaldı. Hemen hemen neredeyse kuş kalmadı. Dişi zaten hiç kalmadı. Vallahi sezonu nasıl yapacağım bilmiyorum. Sevdiğim bir arkadaşım geldi. Bir 15-20 tane sahiplendirdik arkadaşlar. Evet, şimdi burada dişimizi ayırmıştık. Şöyle göstereceğim. Dişimizi ayırdık arkadaşlar. Bu yavrusu. Şimdi bu yavruyu da ayıracağım. Ve içeride bakacağı 3 tane daha yavru var. Arkadaşlar burada çok kötü yağmur yağıyor. Video çekiyorum ama kusura bakmayın, yağmur yağdığı için bayağı bir karanlık düşebiliyor. Şöyle hemen şu yavruyu alalım. Yavru yemiyor zaten. Ve diğer yavrularımı göstereceğim. Şu yavruyu alalım. Bu yavruyu atalım da diğer videomuzda size göstereceğim. Bir sürü güzel yavru var. Son yavrularım. Elimizde kuş kalmadı. Kendimi de ayırabilirim. Şöyle bir rainbow bakıcı, rainbow var arkadaşlar. Bu yavrumuza da bakıyordu zaten. Anacımız. Anacı da ayıralım. Şöyle bir güzel rainbow. Bu rainbow için özel bir video çekeceğim. Neden? Değişik bir rainbow. Onun da buradan bilgisini vereyim. Değişik bir rainbow arkadaşlar. Size paylaşacağım. Onu ayırdım. O rainbow'umuzu. Anaçımız kaldı orada. Anaçımızı, bu anaçımızı da ayıralım. Değil mi arkadaşlar? Bunu da ayıralım. Bunu da ayırma ve dinlendirme zamanımız gelmiş. Ve geçiyor da. Evet. Bunu da diğer erkeklerimizin yanına şuraya atıyoruz. Evet. Dinlenme zamanı geldi. Çünkü 4 yaklaşık 5 kuluçka aldım. Birazcık dinlenmeyi hak ediyor. Ve şuraya bakalım. Burada şovlarımız var. Şovlarımızın aslan parçaları var arkadaşlar. Bir tane de Japones atmıştım. Maşallah Japones çok iyi bakıyorlar. Arkadaşlar çok iyi baktıkları için de biraz fazla irileşti. O yüzden videoyu atıyorum arkadaşlar. Videoda izlenmelerimiz düşmüş. İzlenmelerimiz düştüğü için tabii ki de birazcık insan kırılıyor. Üzülüyor. Şöyle tepeli mantolu takımlarımız vardı. Mutasyon. Bunun altından gelenler gene aynı. Mutasyon. Elimde hiç kalmadı arkadaşlar. Sahiplendirdim. Yani dediğim gibi üretimhane kuruyormuş arkadaş. Geldi ve topladı gitti yani. Güzel fiyatlara kırmadım. Ne o beni kırdı ne ben onu kırdım. Yeni üretimhanesi. Buradan da hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bir 20-15 takım falan verdik. 15 takım arkadaşlar. Yaklaşık bir 30 tane kuş falan verdim. Eşi hazır. Şöyle aşağıda yavrularımız var. Spankle'mizi sahiplendirdim. Burada bir Japonesimiz vardı. Onu ayırdım. O da sahiplendi arkadaşlar. Perçemli Spankle'yi sahiplendirdik. 2 tane yavru kaldı. Bir tane Spankle'yi bir abimiz istiyor. Ona vereceğim.
bir tane yerli kalıyor arkadaşlar. Onu da Gebze civarında gelip elden teslim almak isteyen varsa gelip alabilir arkadaşlar. Makul fiyata vereceğim. Babası orada. Annesi de yukarıda zaten arkadaşlar. Anaçlarımı ayırdım. Anaçlarımı inşallah nazar değmez. Havalar sıcak. Bugün yağmur yağıyor. Bugünler serin. Güzel. Yani havamız. O yüzden elimde de kuş kalmadı. Biz bize yeteriz gibi arkadaşlar. Kendi üretimhaneme kuracak kadar, sezonu başlatacak kadar yavrularım kaldı. Onları da kendime ayırdım. Özel yavrularım var. Onları da satmıyorum zaten. Satmadığım kuşlarımı ayırmıştım. Onu da buradan bilgisini vereyim. Genel durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Zaten çoğu yuvalığımız boş. Şovlarımızı oraya aldım. Çünkü yukarıda salmada olmuyor arkadaşlar. Birazcık kavga ediyorlar. O yüzden oraya aldım. Ve deneme atacağım. Deneme eşleşmesi atacağım bakalım. Şunlara. Ve onun için de ayrı bir video gelecek. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Sizlere güzel videolar öneriyorum. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Bildirimleri açalım arkadaşlar. Ve kuşlarımıza mama yapıp mama verdim. Yaz maması. Şöyle göstereyim. İçinde ne var? Oil mix var. B kompleks var. Probiyotik var. Ondan sonra arkadaşlar kabak var. Havuç var. Yumurta var. Fazla da çeşit doldurmanıza gerek yok. Zaten yaz mama videolarımı atıyorum. Haftada bir yapın. Ya da haftada iki yapın. Yoksa kuşlarınız hasta olur, ishal olur. Ve ölür arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. Söylemedi demeyin. Evet, genel durumumuz şimdilik bu kadar. Böyle yani. Fazla bir şeyimiz yok. Kuşlarımız da kalmadı. Zaten 3-4 tane şovum kaldı. Yani bir arkadaşımızı sahiplendirdik. Güzel kuşlarımızı, üretimhanesini kurdu. Hayırlı uğurlu olsun. O da kanalımızı takip ediyormuş. Bundan sonraki videomda arkadaşlar yavrular, kendime ayırdığım yavrularımı göstereceğim. Ve ondan sonra da bir tane rainbow'umuz var. Videonun başına göstermiştim ufak. Size ondan göstereceğim. Onu kendime ayırdım. Güzel bir, ilginç bir rainbow. Siz de seveceğinizi tahmin edebiliyorum. Sarı yüzümüz ve arkadaşlar vasıflı çoğumuz güzel eş tuttular. 4-5 tane yumurtası da dolu. Dolu yumurtalarımız da var. Onu da fazla paylaşmak istemiyorum. Nazarımız değmesin. Bir maşallah diyelim. Yakın zamanda yeni üretimhanemize yavaş yavaş geçişler yapacağız. Son kuşlarımızın altındaki yavruları, yumurtaları bekliyoruz. Kafeslerimizi de kaldıracağız arkadaşlar. Ondan sonra Allah'ın izniyle geçeceğiz. Evet, bir videonun da sonuna yavaş yavaş gelelim. Genel durum kontrolümüz, üretimhanemizdeki son durum bu şekildedir. Evet, üretimhanemizdeki son durum bu şekildedir arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmuyoruz. Videonun açıklama kısmında sosyal medya hesaplarım bulunmaktadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Sizleri seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.